İnternet üzerinden verilen gayrimenkul satış ve kiralama ilanlarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleriyle internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nda bildirimde bulunmak zorunda olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ilana konu edilen gayrimenkule ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini de isteyebilecek. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerle eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek. Şimdi bu meseleyi biraz konuşalım istiyoruz, yeni düzenlemeyi. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç konuğumuz, Ali Güvenç Kiraz konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Sağolunuz. Hemen sorayım, şunu sorayım önce. Yani mesela yanıltıcı bilgi verenlere yönelik ceza kesilecek. Nasıl bir ceza kesilecek? Tabii ki mali ceza. Yani neden mali ceza? Biliyorsunuz konut finansman projesi açıklandığı gün, 2 milyon TL altında konutlarla ilgili açıklandığı gün Türkiye'de bir ilginç gelişme oldu. Dakikalar içerisinde bir konut 1 milyon 200 bin liradan 1.800'e, 1.400 olan konut 2 milyon liralara çıktı. Evet. Doğal olarak da Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu konularda gerekli verileri aldık. 65 bin adet konutla ilgili veri topladık dedi. Tabii şimdi bunlarla ilgili ne yapılacak, nasıl bir sonuç, nasıl bir cezalandırma yapılacak diye beklerken de bugün resmi gazetede gerekli olan yaptırıma ilişkin süreçte başlatılmış oldu. Ne diyor Maliye Bakanlığı? Ben artık her türlü emlak sitesinde, emlak aracılık sitelerinde, bu tür satış aracılık, kirayı aracılık sitelerinde bütün fiyatları ve fiyatlarla birlikte kişilere ait olan bilgileri düzenli olarak alacağım. Hatta ilgili geçici maddeye göre de Haziran ayından başlamak üzere, 1 Haziran'dan itibaren başlamak üzere de Ağustos ayına kadar bu verileri bana vereceksin artık. Bu siteleri biliyoruz zaten, isimlerini burada zikretmeye gerek yok. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı tabii ki en önemli yaklaşımı mevcut fahiş fiyat artışları çerçevesinde kişilerin gayrimenkulde gösterdikleri değerle belediyedeki raiç değer arasındaki farkı beyan edip etmemeleri ve gerçekten de vergi kaçırıp kaçırmadıkları, tapu harcını ödeyip ödemedikleriyle alakalı. Şimdi bu iki mesele, yani, çok özür dilerim Sayın Ali Güvenç. Bu iki mesele birbirinden farklı değil mi? Yani birisi konut fiyatlarının fahiş artışı, vatandaşı doğrudan etkileyen. Devlet kendisine ödenen verginin peşine mi düşecek, bu fiyatların fahiş artmasını mı önleyecek bu düzenlemeyle? Şöyle, aslında bir nevi dolaylı yoldan onu da sağlamaya çalışıyor. Neden? Çünkü kişinin eğer gerçekten de beyan etmiş olduğu değerden kastım tapuda gösterilen değerle alım satımdaki ödenen para, bankadan yapılan transfer, işte alınan kredi, bunların hepsi bir araya getirildiğinde örtüşüyorsa bu konuda Maliye Bakanlığı'nın bir cezai yaptırım uygulaması o kişiye söz konusu olamaz. Yani siz gerçekten de 1 milyon 800 bin liraya bir daire fiyatını çıkarmışsanız ve 1 milyon 800 bin liraya satmışsanız o aslında bir fahişlik değildir. Yani kişi kendi mülkünü çok aşırı derecede bir kişi yanıltmıyorsa, dolandırmıyorsa istediği değerde satabilir. Mülkiyet hakkı bunu sağlar. Maliye Bakanlığı'nın burada yapmak istediği oradaki verilerle, yani o portaldaki verilerle belediye raiç değeri arasındaki gerçekleşen satış. Yani bunu sağlamak istiyor. Çünkü bugüne kadar bu verileri almıyor. Kişi kendi fiyatını istediği gibi arttırıp diyelim ki 1 milyon 800 bin liradan satıyor ama belediye tapuya gittiğinde örneğin 600 bin lira beyan ediyor. Bu aradaki fark 1 milyon 200 bin lira tapu harcı olarak tapu harcı kaçırılıyordu. İlgili vergi ödenmemiş oluyordu, gelir vergisi. Ve ciddi bir vergi kaçağı oluşuyordu. Maliye Bakanlığı'nın yaklaşımı bundan sonra bu verileri toplayıp bu veriler üzerinden satışı sağlamak. Dolayısıyla kişiler mevcut harcı eksik ödemek yani için böyle yüksek değerler beyan etmesin. Gerçek değeri beyan etsinler. Gerçek değerden de harçlarını ödeyip gerekli işlemleri yapsınlar istiyor bakanlık. Peki bu fiyatı düşürür mü? Yani şöyle mevcut bir anda işte böyle biraz önce konuya dikkat ederseniz girerken konut finansman projesini açıkladığında
dakikalar içerisinde yükselmesinden bahsederek konuya girmiştim hatırlarsanız. Aynı şekilde bu tür spekülatif artışların önüne geçebilir. Onun dışında mevcut artışların çok önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Yani dolayısıyla aslında şunu anlamak için sordum bunu. Bu zaten eskiden de böyleydi. Yani bu enflasyon verileri yokken konut fiyatları bu kadar artmadan önce de böyle bir sorun vardı, değil mi? Yani belli tapudaki rayiç değerle, ya bu vatandaşı ilgilendiren bir şey mi? Onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa hayır, Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi vergisini toplamak ve daha yakından takip etmek için bu satışları yaptığı bir düzenleme mi? Mehmet Akif Bey, şöyle taşınmaz değerleme sistemi getirilmek istendi. Siz de haberini mutlaka yapmışsınızdır bundan 3 veya 4 sene evvel. Fakat ertelendi. Çok ciddi tepkiler oluştu vergi aradaki farktan dolayı, biliyorsunuz. Şu an yapılmak istenen aslında iki nedenle. Birincisi spekülatif artışların önüne geçmek ve temel olarak tabii ki vergiyi toplamak. Yani artık piyasadaki şeffaflığı yani netleştirmek. Yani bu şekilde belediyeden alınan raiç belgesinin üzerine ufak bir ekleme yapıp satmak değil, gerçekten de satış değerini beyan edip satış değeri üzerinden tapu harcını ve satış değeri üzerinden de devlete ödenmesi gereken vergiyi ödenmesini sağlamak istiyor Maliye Bakanlığı. Peki Sayın Kiraz, devlet şunu mu söylüyor burada? Anlamak için soruyorum. Sen istiyorsan evini 2 milyon liraya, istiyorsan 5 milyon liraya sat. Ama sattığın fiyatın vergisini ödersen bir sorun yok mu diyor. Yoksa sen 2 milyonluk yeri 3 milyon liraya satarsan bu olmaz. Vergisini ödesen de ben seninle bununla ilgili bir yaptırım uygularım mı diyor. Hayır. Evet, anladım sorunuzu. Siz gayrimenkulünüzü istediğiniz değerde satabilirsiniz. Bu çerçevede buna engel hiçbir şey yok. Vergisini öderseniz hiçbir sorun yok. Tabii ki verginizi ödediğiniz sürece bir sorun yoktur. Burada ki temel yaklaşım, biraz önce de söylediğim gibi konut finansman projesi açıklandığında veya daha önce de yıllardır var olan bu raiç bedelle tapuda gerçekleşen değer arasında yıllardır var olan sorunun bir şekilde çözülmesini sağlamak. Yani siz bir emlak portalında gayrimenkulünüzü beyan ettiniz, o değeri gösterdiniz, daha sonra da satış yaptınız. Şimdi düşünün, 1 milyon 800 bin liraya beyan ettiğiniz bir taşınmazı 600 bin liraya büyük ihtimalle satmazsınız, değil mi? Yani mümkün değil neredeyse. Ama insanlar ne yapıyorlar? Daha düşük tapu harcı ödemek ve daha az vergi ödemek için bunu 600 bin lira gösteriyorlar. İşte belediyeden aldıkları raicin üzerine çok ufak bir ekleme yapıp bunu gösteriyorlar. Maliye Bakanlığı da diyor ki ben bu verileri, kişi bilgileri dahil olmak üzere toplayacağım. Bu verileri sağlamak zorunda olan ilgili portallar bunu vermek zorundalar. Onlara da yaptırım uygulayacağım vermezlerse. Ama bunları topladıktan sonra satışlara bakacağım. Hangileri gerçekleşmiş? Gerçekleşmiş olan satışlar üzerinden de benim için aslında artık temel veri ve temel rakam bu portalda beyan edilen rakamdır. Peki bir saniye. Burada vatandaş diyecek ki efendim biz diyecek 1,5 milyon yazdık eve ama adamla pazarlık ettik, tanıdık çıktı, araya da referans girdi, 1 milyona sattık. Yani şöyle, 1,5 milyona beyan ettiyseniz onu revize edeceksiniz o zaman ilgili portalda da. Hayır, pazarlık payı diye bir şey var yani. Arabaya yazıyorsunuz oraya 800 bin lira, satıyorsunuz işte 750 evet. bin liraya. Doğru değil mi? Yani bunu nasıl, bakın, bunu nasıl denetleyecek? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Mesela bununla ilgili cezai müeyyede ne olacak? Kaç para şimdi para Mehmet cezası? Mehmet Akif Bey, şimdi bakın dediğinizde tabii ki pazarlık payı olacaktır. Her zaman vardır. Piyasada da bu vardır ama şimdi siz 1,5 milyon liraya sattınız, 1 milyon gösterdiniz. Dediniz ki Maliye Bakanlığı bu şekilde. Ama Maliye Bakanlığı ne yapıyor? Sizin hesap hareketlerinizi de inceliyor. Siz eğer bir yerde nakit para tutmuyorsanız, hani bir şekilde kasanızda orada burada tutmuyorsanız, bir şekilde bu parayı bir şekilde çıkaracaksınız. Doğru mu? Yani bir gün önce çekeceksiniz, 2 gün önce çekeceksiniz veya anlaşacaksınız o kişiyle 3 gün sonra hesaptan alacaksınız. Maliye Bakanlığı diyelim ki sizin bu beyanınızı dikkate alacak ama yaptığı incelemede sizin hesabınızdan o satıştan birkaç gün sonra 1,5 milyon lira çıktığını görürse bu durumda ne diyecek? Sen bu 500 bin lira fazla parayı niye çektin? Yani kimse 500 bin lirayı bir günde harcamak için çekmez. Doğru mu? Dolayısıyla bunların hepsini Maliye Bakanlığı inceleme konusu yapacak, kişiye de soracak. Sen bu 1,5 milyon lirayı niye çektin? 1 milyon lira beyan etmişsin. Anlaştığını, pazarlık yaptığını iddia ediyorsun ama aslında 1,5 milyon lira ödemişsin bu çerçevede diyecek. Yani bu tür incelemeler ancak bu şekilde yapılabilir. Yoksa serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde %10, %20 altına satmış Maliye Bakanlığı'nın, ben o tür
incelemelerde çok büyük şey yapacağını söylemiyorum. Ben dikkat ederseniz rakamı özellikle verdim. 1 milyon 800 bin lira değerindeki bir taşınmaz eğer belediyede 600 bin lira gösteriliyorsa, değeri, raiç değeri 600 bin liraysa genelde de böyle yapılıyor işlemler. 601 bin lira beyan ediliyor. Niye? 1800 işte %4 tapu harcı ödenmesin. 600 bin lira üzerinden şimdi ödensin. Şimdi bu alana da satana da yük değil mi? Doğru biliyorum. Tabii ki Maliye Bakanlığı inceleme yaptığında... Dolayısıyla iki kişi efendim, bu iş şöyle oluyor. Alana da satana da yük olduğu zaman iki kişi aralarında bir yol bulmaya çalışıyorlar. Yani kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı din, kayıt dışı siyaset. Türkiye'nin üç büyük sorunu. Evet, abi, bunu işte, daha da arttıracak. Bir inceleme süreci başlayacak. Yani bunu hepsinde %100, %90, %100'e ulaşmak ve %100'e Maliye Bakanlığı'nın da ulaştırması zaten mümkün değil. Ama bu verilerin şu an alınmış olması da bence önemli. Çünkü bugüne kadar bu yapılmıyordu. Bu şekilde satışlar, işte biraz önce haberin başında söylediğim gibi hep beyan edilen değer üzerinden yapılıp Maliye Bakanlığı da benim söylediğim gibi incelemeye... Ne zamandan itibaren geçerli olacak? 1 Haziran'dan itibaren geçerli. Yani öncesinde yani yapılan satışlarda geçerli değil. Öncesinde yapılan satışlarda da yine bir incelemeye tabi olursa kişi, vergi dairesi, gelir idaresi başkanlığı bir inceleme yaparsa tabii ki sorumlu. 5 yıl biliyorsunuz vergilerde sorumluluk var geriye dönük olarak. Doğal olarak burada yok değil. Buradaki yaklaşım artık mevcut emlak portallarının bu konuda sorumlu olmasının 1 Haziran itibariyle başlaması. Aslında vergide sizin daha önce yapmış olduğunuz usulsüz işlem diyelim, bugün alınan kararla kendisini yasal hale getirmiyor. Evet, zaten bu arada yasa dışı, eskiden de yasal olarak problemli bir durumdu. Sadece mevcut portallar bilgi veri paylaşımı yapacak. Bu arada bunların hepsi açık aslında. Maliye Bakanlığı o verilerin hepsini kendisi takip ettiğinde de alabilir. Belki toplu alınmasına faydası olur. Bunları düzenli olarak toplayacağım ve sen vereceksin artık bana diyor. Bu yeni bugünkü düzenlemede. Ama yani ben cezai yaptırımın ne olacağını bilmiyoruz değil mi somut olarak? Hayır, tabii ki bilmiyoruz. Maliye Bakanlığı vergi cezalarında şöyle bir şey var. Bilmiyoruz derken şöyle anlatalım. Ekstra bir yeni düzenlemede biliyorsunuz Suç Bakanlığı'nın yaptığı çalışmadan farklı bir ceza çıkarsa fahiş artışlarla ilgili o ayrı. Ama normalde bu aslında mevcut tapu harcının ödenmemesi halinde bir o aradaki farkı tapu harcı ödenir. İki, onun cezası ödenir. Ve gelir vergisi eğer ödenmesi gereken bir taşınmazsa gelir vergisi ve gelir vergisi cezası ödenir. Aslında biliyoruz. Peki. Yani aslarından pahalıya gelecekti. Peki bu kirayla ilgili de mesela Sayın Kurum, çok vaktimiz kalmamış ama TÜFE'nin üstüne zam yapanlarla ilgili işte tespit edildiğine gereklilikler yapacağız dedi. Orada nasıl bir meyide uygulanabilir? Orada Sayın Bakan eğer mevcut çalışmayla ilgili bir şey söylüyorsa onu bilmiyoruz. Daha açıklanmadı. Hani mevcut çalışmadan bir ceza çıkacaksa ama kanunda bir ceza yaptırımı yok. Orada bir yanlışlık var. Yanlış bir bilgi verdiler. Çünkü fahiş artışı kabul etmek diye bir şey söz konusu değil. Biz aylardır burada Habertürk ekranlarında da kiracılara diyoruz ki 1 ve 5. ay yıllar arasında, yani 5. yılın sonuna kadar zaten TÜFE 12 aylık değişim oranı geçerli. Siz bu artışı asla fahiş artışa, ara zam... Şöyle ikisi de tarafların kabul ederse bir müeyyide uygulanabilir mi? Şimdi ikisi tarafları kabul ederse, bunu yazılı hale getirirlerse tabii ki bir yaptırım uygulanamaz. Yani sonuçta serbest sözleşme ve serbest iradeleriyle yapılmış olan bir uygulamadır. Ancak burada mevcut fahiş artış talep edilmiş ve dediğim gibi bakanlık, yani bu üç bakanlığın yaptığı çalışmada 1 ve 5. yıllar arasında yapılan artış talebi fahiş talep edildiği takdirde işte tüketici heyetlerine başvurulacaktır. Bu konuda da fahiş talepte bulunanlarla ilgili şu şekilde ceza yaptırım uygulanacaktır diye bir yeni düzenleme olması lazım. Peki. Sayın Bakan'ın söylediği bu anlamda doğru değil. Peki, teşekkür ediyoruz Ali Güvenç Kiraz. Bir araya gideceğiz.